Nurdan Albayrak Eroğlu kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İmranlı Barajı'ndan almış olduğumuz alabalıkları fırında tepsiye verdik. Dilerseniz sizleri çok fazla bekletmeden alabalıklarımızı nasıl pişirmişiz tarifine geçmek istiyorum. Herkese iyi seyirler. Burada 8 adet alabalığımız var. Bunları barajda temizleyip ayıklatmıştık. Tekrardan suya alıyorum bu şekilde. Köyde tripod olmadığı için bu şekilde elimde çekiyorum videoyu. Bütün balıklarımızı bu şekilde ovalaya ovalaya iyice temizleyelim. Bütün kanı akana kadar güzelce temizleyelim. Aslında bu balıkları Kızılırmak Nehrimizde de bulmak mümkündü. Fakat gerek doğanın hor kullanılması, gerekse bilinçsiz avlanma sonucu maalesef artık nehirlerimize bu tarz balıkları çok fazla rastlayamıyoruz. Bu yüzden barajlarda, özel tesislerde, alabalık tesislerinde yetiştirilmiş olan balıklardan alıyoruz. Bütün balıklarımızı bu şekilde ovalaya ovalaya güzelce temizleyip yıkayalım. Bu şekilde kaya tuzuyla tuzladım ben. Tuzun iyice içine geçmesi için beklettim. O sırada 2 adet patates, 2 adet soğanı bu şekilde doğradım. 1 adet de limon. Öyle halkalar halinde doğradık. Ayrı bir kapta da 1 çay bardağı sıvı yağ içerisine kekik, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ve 1 tane limon suyunu bu şekilde sıktım. Bunu da sosumuz olarak kullanacağız. İlk başta böyle balıkları marine etmek için üzerine döküyorum. Bu sos sayesinde balıklarımız çok daha lezzetli olacak. İçine dışına iyicine her tarafına gelene kadar böyle güzelce ovalayalım. Yaklaşık 1 saat kadar bu sosun içerisinde marine edeceğiz. Balıklarımız marine olurken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden de her zaman olduğu gibi ricam, yorumlara kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Yaklaşık 1 saat kadar balıklarımı bu şekilde dinlendirdim. Ve şimdi fırın tepsimin içerisine alıyorum. Kuyrukları ortada birleşecek şekilde bu şekilde tepsime aralıklı olarak diziyorum. Etlerimizi veya balıklarımızı bu şekilde marine edeceğimiz zaman mutlaka 1 saat kadar dinlendirmemiz önemlidir. Yapmış olduğumuz sosun etimizin içerisine işlemesi için bayağı bir dinlenmesi gerekiyor. Tariflerimde elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bunu da yorumlar kısmında bana yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Malzeme listesinde açıklamalar bölümünde yer alacak. Oradan bakıp tam not edebilirsiniz.
Hazırlamış olduğumuz soğan halkalarını ve limon dilimlerini bu şekilde balıklarımızın ortasına yerleştirelim. Kalan limonlarımızı ve soğan dilimlerimizi de tepsimize aralara bu şekilde ekleyelim. Sizler bu balığı dilerseniz ızgara da yapabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi fırında buğulama şeklinde de pişirebilirsiniz. Her iki haliyle de gerçekten çok lezzetli oluyor. Patateslerimizi de kalan sosun içerisine bu şekilde ilave edip iyice harmanlayalım. Tepsimize aralara bu şekilde yerleştirelim. Ben bu tarifimi yaz tatilinde köye gitmiştim. Sivas'ta İmranlı köyünde. İmranlı eski Keşlik köyü. Videoyu seslendirmesi henüz yapabildim. Kalan sosu da yine tekrardan tepsimize bu şekilde gezdiriyorum. Ben köyde davul fırında 230 derecede yaklaşık 1 saat kadar pişirdim. Kontrollü bir şekilde. Sizler de evdeki fırınlarınızı 220 derecede kontrollü bir şekilde 1-1,5 saat aralığında pişirebilirsiniz. Tepsimi fırına yerleştiriyorum. İlk 45 dakika hiç ağzını açmayacağım. Bu şekilde dumanlar çıkmaya başladı. Ara ara pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum size de. Kokusu şu an şahane. Lezzetin iyice içine geçmesi için çatalla balığın üzerine delikler açıyorum. Gördüğünüz gibi. Patatesleri pişmiş, balığı da çok güzel pişmiş. Biz bu balığımızı yaylada yedik.
Tepside hiç balık kalmadı. Gerçekten çok güzel, efsane bir balık oldu. Sizler de yapıp deneyirsiniz. Ne kadar güzel olduğunu görürsünüz. Böyle yakından göstereyim. Çok da güzel piştiler. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Bir başka video ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.